Ve min sünnetil İslami ta'zîmu yevmi aşura. İslam'ın sünnetlerinden, dinimizin sevgili saydığı işlerden biri de nedir? Aşura gününe tazimdir. Yani hürmet etmek, büyük tutmak. Niçin? Feinne hameletel arşi yarifune hurmetehu. Arşı taşıyan melekler var. Şu anda arşı taşıyan melekler kaç tanedir? 4 tanedir. Mahşer günü kaç tane olacak? 8. Ve yahmilu arşe rabbike fevkavum yevmeydin temaniye. O gün 8 melek Rabbinin arşını yüklenecek. Arş ne kadar büyük. Şu anda 4 melek taşıyor onu. Allah Allah, meleklerin gücüne bak. Meleklere verilen kuvvete bak. Evet. Arş en büyük cisimdir. Mahluktur, sonradan yaratılmıştır. Kadim değildir. Yani ezeli değildir. Allah'tan başka hiçbir şey ezeli değildir. Her şey sonradan yaratılmıştır. Arş da sonradan yaratılmıştır. Ancak arş cisimlerin en büyüğüdür. Şimdi bu gördüğünüz, yani gözümüzün değdiği, erdiği yer birinci kat semağı, tam birinci kat semağı değildir. Biz hava dalgasını görüyoruz yani. Birinci kat semağı çok uzaktadır. Fakat birinci kat semağı böyledir yani. Düz değildir. Ne diyorsunuz ona? Soğan zarı gibi düşünün. Böyledir. Birinci kat semağı. İkinci kat semağı ile arası 500 senelik mesafedir. Ne hızıyla Allah bilir. 500 senede gidiliyor. İki kat arasında. Hiç zaten daha Amerika'nın, Rusya'nın falan ikinci kata çıktığı yok. Birinci kata da çıkmış değiller. Çünkü aya çıksalar bile ay birinci kattan aşağıdadır. Yıldızlar ve gezegenler birinci kattan aşağıdadır. وَلَكَدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Biz dünya göğünü, yani size en yakın olan semayı yıldızlarla süsledik. Peki yıldızlar neyin süsüymüş? Size en yakın olan sema. Yani bütün yıldızlar ve gezegenler neyin altında? Birinci katın altında. Dolayısıyla bunlardan birine çıkan birinci kata bile çıkmış oluyor mu? Olmuyor. Birinci kat sema ondan yukarıda. Zaten birinci kat semaya falan böyle rastgele çıkabilir mi? Çıkamaz. Amerika, Rusya olmak, yok uydusu var, yok efendim işte füzesi var, işte efendim şu kadar teknolojisi var, çıkabilir mi? Çıkamaz. Bir defa birinci kat semada nesi var? Kapısı var. Göklerin hepsinin nesi var? Kapısı var. O kapıdan geçmek için ne lazım? İzin lazım. اِنَّلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ayetlerimizi yalanlayanlar ve Kur'an'a inanmaktan büyüklenenler, kibirlik yapanlar, öldükleri zaman onların ruhlarına gök kapıları açılmaz. Ruhu bile geçemiyor da, bedeni nasıl geçecek? Her kat semanın kapısı var. O kapıda görevli melek var. Birinci kat semadaki görevli meleğin adı ne? Söyleyin bakayım. He? İsmail isimli bir melek. Nerede geçti bu? Miraç dersinde geçer. Bu İsmail isimli melekten izin almadan oradan ileri kimse geçemez. Öyle Amerika tanımaz. Ben Rusya'dan geliyorum, bilmem ne, hangi cehennemden gelirsen gel der onu, indirir aşağı. Zaten oraya gidemez, yani öyle bir şey olmamıştır. Öyle bir şey olmamıştır, olamaz. Çünkü o mesafeyi kat edemez. 500 sene ne hızıyla da, ışık hızından daha süratli. Meleklerin hareketi ışık hızından çok daha süratlidir. Dolayısıyla daha birinci kat semanın aşağısında olan yıldızlardan ve gezegenlerden bu kadar ışık hızı kuvvetli gittiği halde
dünyaya ışıkları gelmeyenler var mı? Onlar öyle diyorlar yani şimdi. Ben de tam bu işi bilmem de. Bilim adamları ne diyorlar şimdi? O yıldızın gördüğümüz ışığı bilmem kaç yüz bin sene evvelki ışıktır da şu anda yeni ışık ne kadar sonra gelecek falan. Diyorlar ki öyle yıldızlar, gezegenler var ki ışıkları henüz dünyaya ulaşmamış. Peki ışık hızı bu kadar fazla iken bunlar ne kadar yukarıdaki daha hala gelmemiş. Hal böyle olunca o yıldız dünya yaratılmadan efendim veya dünya yaratıldıktan sonra yaratıldı, dünya ile beraber diyelim. Gökler yapıldı. Rabbim gökleri yarattıktan sonra yıldızları da döşedi. O zamandan beri ışığı gelmemiş. O zaman o yıldızdan daha yukarıda olan birinci kat semaya bunlar nasıl çıkacak? Anlıyor musunuz? Onların kendi lafıyla onları bağlıyoruz. Allah'ımızın mülkü geniş, birinci kat sema böyle kaplamış. İkinci kat, birinci katı böyle kaplamış. Arası 500 senelik mesafe yine. Üçüncü kat ikincinin üstüne böyle. Ondan sonra efendim, yedi kat sema birbirini kaplamış. Bir de ne var? Allah'ın kürsüsü var. Değil mi? O kürsü ne yapıyor? Vesi'a kürsiyus semavati vel ard. Yedinci kat sema ile kürsünün arasında ne kadar mesafe var? Yine 500 senelik mesafe var. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh rivayet eder. İyi bak bana ilan ettirmeyin dedim, akıllandınız şimdi, oraya da biopolle aldınız. Ben noter miyim burada? Allah Allah. Buradan istediğin kadar ilan yap şimdi, bana ne? Bana dedin mi ben dersin ayarı kaçıyor. Efendim, her iki kat arasına kadar seneymiş? 500 sene, bunları unutmayın. Sahih rivayet bu, her kitapta geçer bu. Yedi kat semadan sonra ne var? Bu dünyanın bütün teknolojileri, işte ne onun adı, teleskop, mikroskop, daha neler çıkarttılar, uzay bilimleri, bilimcileri, milyar dolarlık bütçeler falan filan, hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında, Mars'ta su var mı, Merih'te et var mı, öbür tarafta but var mı, manyak manyak işler yani. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz, yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar, ver bana 100 bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var, bakmıyorlar ki salaklar. Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. Ne göreceksin? Ne göreceksin? Oradan bir gidiyorlar bir yere geliyor. Aa, ne diyorlar ona? Kara çukur mu diyorlar bir şey? Kara delik mi? He? Kara delik. Allah onlara hep kara delikleri gösteriyor böyle. Bir yerlere geliyorlar, tam bir şey bulduk zannediyorlar. Bir delik, üf. Girersek çıkamayız diyor. Onun için kalsın. Daha dünyada Bermuda üçgeninin sırrını çözememişler. Gökteki sırrı çözmeye çıkmışlar. Yerin altındaki sırrı çözmemişler, mağma tabakasını çözmemişler, yerlerin altında cehennem kaynıyor, kaynatıyor, onu çözmemişler. Yanardağlardan haberleri yok, deprem ne zaman olacak haberleri yok, dağ ne zaman patlayacak haberleri yok. Gitmiş havayı karıştırıyor. Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarıya çıkılır mı sen? Cahil, cahil. Kafirlerin hepsi cahildir. Allah'ı bilmeyenin hiçbir şeyine itibar yoktur. Önce Allah'ı bileceksin. Bütün uğraşıyoruz çocukluğumuzdan beri neyle? Allah Teala'nın zatıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle, Rabbini tanımadan bunları nasıl anlayacaksın? Şimdi 500 senelik mesafeler ne etti? 7 kat sema. 7. kat semadan sonra ne var?
Bunlar da bire çıkamadılar. Bak ben sizi nereye çıkarttım? Yedinci katın 500 sene mesafe gider. Yedinci kat 500 sene mesafeden sonra kürsü gelir. Bu da nerede var? Efendim, ayet-i kerimede var. Ne buyuruyor? Vesi'a kürsiyü semavati vel ard. Allah'ın bir kürsüsü var. Peki Allah oraya oturmuş mu? Haşa! Oturmaktan münezzeh. O neyi gösteriyor? Yani onun gücünün sembolü. Melekler görüyor onu. Biz göremiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü mü? Miraç gecesi gördü, hepsini gördü. Yani bizim görmememiz onun yok olduğunu göstermez, haşa. Rabbimizin kürsüsü yedi kat gökleri de kaplamış, yedi kat yeri de kaplamış. Ayet, ayetel kürsi. Ne demek ayetel kürsi? Kürsü konusunun işlendiği ayet demek. Mesela Bakara suresi. Bakara suresi ne demek? Ve min sünnetil İslami ta'zîmu yevmi aşura. İslam'ın sünnetlerinden, dinimizin sevgili saydığı işlerden biri de nedir? Aşura gününe tazimdir. Yani hürmet etmek, büyük tutmak. Niçin? Fe inne hameletel arşi yârifûne hurmetehu. Arşı taşıyan melekler var. Şu anda arşı taşıyan melekler kaç tanedir? Dört tanedir. Mahşer günü kaç tane olacak? Sekiz. Ve yahmilu arşe rabbike fevkavum yevmeydin temaniye. O gün sekiz melek Rabbinin arşını yüklenecek. Arş ne kadar büyük. Şu anda dört melek taşıyor onu. Allah Allah! Meleklerin gücüne bak. Meleklere verilen kuvvete bak. Evet. Arş en büyük cisimdir. Mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Kadim değildir. Yani ezeli değildir. Allah'tan başka hiçbir şey ezeli değildir. Her şey sonradan yaratılmıştır. Arş da sonradan yaratılmıştır. Ancak arş cisimlerin en büyüğüdür. Şimdi bu gördüğünüz, yani gözümüzün değdiği, erdiği yer birinci kat semağı, tam birinci kat semağı değildir. Biz hava dalgasını görüyoruz yani. Birinci kat semağı çok uzaktadır. Fakat birinci kat semağı böyledir yani. Düz değildir. Ne diyorsunuz ona? Soğan zarı gibi düşünün. Böyledir. Birinci kat semağı. İkinci kat semağı ile arası 500 senelik mesafedir. Ne hızıyla Allah bilir. 500 senede gidiliyor iki kat arasında. Hiç zaten daha Amerika'nın, Rusya'nın falan ikinci kata çıktığı yok. Birinci kata da çıkmış değiller. Çünkü Ay'a çıksalar bile Ay birinci kattan aşağıdadır. Yıldızlar ve gezegenler birinci kattan aşağıdadır. وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Biz dünya göğünü, yani size en yakın olan semayı yıldızlarla süsledik. Peki yıldızlar neyin süsüymüş? Size en yakın olan sema. Yani bütün yıldızlar ve gezegenler neyin altında? Birinci katın altında. Dolayısıyla bunlardan birine çıkan birinci kata bile çıkmış oluyor mu? Olmuyor. Birinci kat sema ondan yukarıda. Zaten birinci kat semaya falan böyle rastgele çıkabilir mi? Çıkamaz. Amerika, Rusya olmak, yok uydusu var, yok efendim füzesi var, işte efendim şu kadar teknolojisi var, çıkabilir mi? Çıkamaz. Bir defa birinci kat semada nesi var? Kapısı var. Göklerin hepsinin nesi var? Kapısı var. O kapıdan geçmek için ne lazım? İzin lazım. اِنَّلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُوا لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ayetlerimizi yalanlayanlar ve Kur'an'a inanmaktan büyüklenenler, kibirlik yapanlar, öldükleri zaman onların ruhlarına gök kapıları açılmaz. Ruhu bile geçemiyor da, bedeni nasıl geçecek?
Her kat semanın kapısı var. O kapıda görevli melek var. Birinci kat semadaki görevli meleğin adı ne? Söyleyin bakayım. He? İsmail isimli bir melek. Nerede geçti bu? Miraç dersinde geçer. Bu İsmail isimli melekten izin almadan oradan ileri kimse geçemez. Öyle Amerika tanımaz. Ben Rusya'dan geliyorum, bilmem nerede, hangi cehennemden gelirsen gel der onu, indirir aşağı. Zaten oraya gidemez, yani öyle bir şey olmamıştır. Öyle bir şey olmamıştır, olamaz. Çünkü o mesafeyi kat edemez. 500 sene ne hızıyla da, ışık hızından daha süratli. Meleklerin hareketi ışık hızından çok daha süratlidir. Dolayısıyla daha birinci kat semanın aşağısında olan yıldızlardan ve gezegenlerden bu kadar ışık hızı kuvvetli gittiği halde dünyaya ışıkları gelmeyenler var mı? Onlar öyle diyorlar yani şimdi. Ben de tam bu işi bilmem de. Bilim adamları ne diyorlar şimdi? O yıldızın gördüğümüz ışığı bilmem kaç yüz bin sene evvelki ışıktır da şu anda yeni ışık ne kadar sonra gelecek falan. Diyorlar ki, öyle yıldızlar, gezegenler var ki ışıkları henüz dünyaya ulaşmamış. Peki ışık hızı bu kadar fazla iken bunlar ne kadar yukarıdaki daha hala gelmemiş. Hal böyle olunca o yıldız dünya yaratılmadan efendim veya dünya yaratıldıktan sonra yaratıldı, dünya ile beraber diyelim. Gökler yapıldı. Rabbim gökleri yarattıktan sonra yıldızları da döşedi. O zamandan beri ışığı gelmemiş. O zaman o yıldızdan daha yukarıda olan birinci kat semaya bunlar nasıl çıkacak? Anlıyor musunuz? Onların kendi lafıyla onları bağlıyoruz. Allah'ımızın mülkü geniş, birinci kat sema böyle kaplamış. İkinci kat, birinci katı böyle kaplamış. Arası 500 senelik mesafe yine. Üçüncü kat ikincinin üstüne böyle. Ondan sonra efendim, yedi kat sema birbirini kaplamış. Bir de ne var? Allah'ın kürsüsü var. Değil mi? O kürsü ne yapıyor? Vesi'a kürsiyü semavati vel ard. Yedinci kat sema ile kürsünün arasında ne kadar mesafe var? Yine 500 senelik mesafe var. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh rivayet eder. İyi bak, bana ilan ettirmeyin dedim, akıllandınız şimdi, oraya da biopolle aldınız. Ben noter miyim burada? Allah Allah. Buradan istediğin kadar ilan yap şimdi, bana ne? Bana dedin mi ben dersin ayarı kaçıyor. Efendim, her iki kat arasına kadar seneymiş? 500 sene, bunlar unutmayın. Sahih rivayet bu, her kitapta geçer bu. Yedi kat semadan sonra ne var? Bu dünyanın bütün teknolojileri, işte ne onun adı, teleskop, mikroskop, daha neler çıkarttılar, uzay bilimleri, bilimcileri, milyar dolarlık bütçeler falan filan, hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında, Mars'ta su var mı, Merih'te et var mı, öbür tarafta but var mı, manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Biraz, yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar, ver bana 100 bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var, bakmıyorlar ki salaklar. Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. Ne göreceksin? Ne göreceksin? Oradan bir gidiyorlar, bir yere geliyorlar. Aa, ne diyorlar ona? Kara çukur mu diyorlar bir şey? Kara delik mi? He? Kara delik. Allah onlara hep kara delikleri gösteriyor böyle.
Bir yerlere geliyorlar, tam bir şey bulduk zannediyorlar, bir delik, üf, girersek çıkamayız diyor. Onun için kalsın. Ta dünyada Bermuda Üçgeni'nin sırrını çözememişler. Gökteki sırrı çözmeye çıkmışlar. Yerin altındaki sırrı çözmemişler. Mağma tabakasını çözmemişler. Yerlerin altında cehennem kaynıyor, kaynatıyor, onu çözmemişler. Yanardağlardan haberleri yok. Deprem ne zaman olacak haberleri yok. Dağ ne zaman patlayacak haberleri yok. Gitmiş havayı karıştırıyor. Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarıya çıkılır mı sen? Cahil, cahil. Kafirlerin hepsi cahildir. Allah'ı bilmeyenin hiçbir şeyine itibar yoktur. Önce Allah'ı bileceksin. Bütün uğraşıyoruz çocukluğumuzdan beri neyle? Allah Teala'nın zatıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle, Rabbini tanımadan bunları nasıl anlayacaksın? Şimdi 500 senelik mesafeler ne etti? 7 kat sema. 7. kat semadan sonra ne var? Bunlar da 1'e çıkamadılar. Bak ben sizi nereye çıkarttım? 7. katın 500 sene mesafe gider. 7. kat 500 sene mesafeden sonra kürsü gelir. Bu da nerede var? Efendim, ayet-i kerimede var. Ne buyuruyor? Vesi'a kürsiyyü semavati vel ard. Allah'ın bir kürsüsü var. Peki Allah oraya oturmuş mu? Haşa! Oturmaktan münezzeh. O neyi gösteriyor? Yani onun gücünün sembolü. Melekler görüyor onu. Biz göremiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü mü? Miraç gecesi gördü, hepsini gördü. Yani bizim görmememiz onun yok olduğunu göstermez haşa. Rabbimizin kürsüsü 7 kat gökleri de kaplamış, 7 kat yeri de kaplamış. Ayet, ayetel kürsi. Ne demek ayetel kürsi? Kürsü konusunun işlendiği ayet demek. Mesela Bakara suresi. Bakara suresi ne demek? O Hüseyin Atay var bir tane, Yaşar Nuri'nin de hocası. İşte onlar nasıl bizim hocamız, bizim hocalarımız nasıl böyle düzgün gidiyorsa, bunların hocaları da öyle, bozuk gidiyor tabii. Tefsir yazmış, yani meal yazmış. Ne yazmış? Bakara suresi diyor, sığır suresi. Lan adam, böyle bir tabir olur mu ya, sığır suresi? Halbuki oranın adı ne? İsrail oğullarının kesmesi emredilen sığır konusunun geçtiği sure. Anladın mı şimdi? Ankebut suresi diyebilirsin. Bakara suresi diyebilirsin. Ama bunu Türkçeleştirdiğin zaman yok örümcek suresi, yok arı suresi, yok sığır suresi, böyle mana veremezsin. Arı konusunun geçtiği sure. Örümcek mevzusunun geçtiği sure. Anladınız mı? Bize ne hoca, biz meal mi yazıyoruz diyorsunuz zaten, sıyrıldınız. Gökleri, yerleri kürsi kaplamış. Niçin ayetel kürsi deniyor? İşte kürsü konusu işlendiği için. Kürsünün büyüklüğü. Ve la yeudühü hifzuhuma. Ne diyor? Ne buyuruyor? 7 kat gökleri, 7 kat yerleri, kürsiyi, arşı, hepsini direksiz tutması, koruması, efendim, muhafaza buyurması Allah'a zor gelir mi? Asla zor gelmez diyor. 7 kat gökleri, ya bak şimdi şu kadar bir tavan attık oraya, kaç tane direkle zor tutuyoruz. Bir de zelzele olsa belki ne olacak belli değil. Ama 7 kat gökleri, yerleri Allah tutuyor mu? Tutuyor. اِنَّ اللّٰهِ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا. Gökler yerler kaymasın diye gökleri yerleri ben tutuyorum. Peki gökleri yerleri tutan zatın ne olması lazım? Devamlı agah ve uyanık, alim ve habir, her şeyi bilen, kadir, her şeye gücü yeten bir zat olması lazım. Ayet-el Kürsi'nin başında ne diyor? لَا تَأْخُزُهُ تَبَى اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ. Kayyum ne demek? Her şeyi ayakta tutan, tek bir ilah. O da Allah Celle Celaluhu.